Herkese merhaba. Didimhisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere bir fırsat sunmaya geldim. 21 villadan sadece 3 tanesi kaldı. Fiyatlarını söyleyince gerçekten şaşıracaksınız. Şu anda Didim'de dubleks fiyatına villa tanıtmaya geldim. Havuzlu site içerisinde 21 villadan 3 tanesi kaldı demiştim. 135 bin euro ve 125 bin euro arkadaşlar fiyatları. Şu anda tanıtacağım 135 bin euro. Bir tane de arka blokta var. O da 125 bin euro. Oraya da geçeceğiz arkadaşlar. Akıllı sistem, şömineli, kalp kalorifer sistemi kurulu, otomatik panjurlu. Gerçekten çok güzel villa izleyeceksiniz. Şu alanda havuz alanı var. Burası kış bahçesi yapılacak arkadaşlar. Tanıtacağımız villanın kış bahçesi alanı burası. Burası kış bahçesi yapılacak. Bu tarafta ekilebilir peyzaj alanı var. Bu villaya ait olan. Bu villaya ait bir ekilebilir peyzaj alanı var. Şurada da güzel taş dekorları yapılmış peyzaj düzenlemesinde. Bu tarafta sitenin bir girişi var ama bu villanın, tanıtacağımız villanın şurada ayrı bir girişi daha var. Yerlerde doğal taşları var. Çelik kapı bu tarafta. Kamera sistemimiz villanın her tarafında var. 7/24 aktif. Burada bir sürgülü kapımız var. Burası açılacak. Yani burası bahçe alanına açılıyor. Onu söylemiş olayım. Arkadaşlar şu anda proje aşamasında. Fırsat sunmaya geldim. Proje bitince daha çok fiyat artacak ama fiyat artacak dedim ama o zamana da kalmayacak. Çünkü şu anda projeden 18 tanesi satıldı. Son 3 tane kaldı. Bunların da kısa süre içinde satılacağını düşünüyoruz. Hatta bir tanesinde şu anda pazarlık aşamasındayız diyebiliriz. Burası kış bahçesi alanı. Çelik kapıdan şu anda giremediğimiz için buradan gireceğiz. Gel böyle. Salon alanımız. Yerler seramik görünümlü laminant. Evin her odası laminant. Salon alanındayız. Salon alanında bir tane şöminemiz var. Bu üst kattaki ebeveyn odasını da ısıtıyor aynı anda. Onun bilgisini verip buradaki havalandırmadan üstte de var. Isıyı üstteki odaya da veriyor. Bunun bilgisini verelim. Burada ön bahçe alanına çıkan bir sürgülü kapımız var. Aydınlatmalarımız gün ışığı. Burada akıllı sistemi kontrol ettiğimiz panel var. Audio marka akıllı sistemimiz burada var. Bunu ayarlayacağınız senaryolarla evden giriş, evden çıkışta nelerin kapanmasını istiyorsunuz, nelerin açılmasını istiyorsunuz, bunun senaryolarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca telefona da indirdiğiniz aplikasyonla kontrol edebiliyorsunuz. Gömme aydınlatmalarımız var. Bu alanda bir tane ufak lavabomuz var. Onu gösterirsen iyi olur. Şu anda bu villada toplamda 3 tane lavabo var. 2 banyo, 3 lavabo. Bunlardan bir tanesi ebeveyn banyolu. Onu da yukarıya çıkınca göreceğiz. Bu alanda mutfak alanımız henüz bitmemiş demiştim arkadaşlar. Proje aşamasında ama müteahhit firmayla görüştüğümüzde yaklaşık 2-3 ay içinde tamamen teslim edileceğini öğrendik. Kapaklara takılmamış. Şu anda hangi model olarak kapaklar düşünülüyor tamamen onu bilmiyorum. Evin iç cephe renkleri zaten antrasit gri renklerinde. Güzel bir mutfak alanımız var burada. Ayrıca burada bir tane kapımız var. Bahçe alanına çıkan. Onu da gösterirsen. Kış bahçesi alanına çıkan bir kapımız var. Üst kata doğru gidelim. Bir fırsat arkadaşlar burası. Burayı değerlendirin. Didim'de dubleks fiyatına 135 bin euro. Birazdan bahçe alanını da gezeceğiz arkadaşlar. Onu da ekleyeceğim. Bu alanda 3 tane yatak odası, bir tane de ortak kullanım banyo tuvalet alanı var. Buraya yerler seramik, yani siyah tonlarında, duvarda da aynı renk tonlarında seramikler var. Çok şık, güzel dolapları var buranın da. Ayrıca duşakabini de güzel. Duşakabinde kullanılan seramikler kahverengi, daha güzel. Ayrıca çamaşır makinesi alanı da var burada. Onu da gösterirsen iyi olur. Sonra geçelim ebeveyn banyolu odaya önce. Bu evde çok az bir çap var. Çap da sadece şurası diyebilirim. Sadece bu alanda bir çap var. Bir Fransız balkonumuz var burada. Burası batı cepheye bakan. Ayrıca buradan ufak da olsa bir deniz manzaramız var. Ama şu anda görünmüyor diyebiliriz. Yerler laminant arkadaşlar. Kat kalorifer sistemi var. Bu alanda televizyon monte edebileceğimiz yer var.
Karşısında da aşağıda şöminede bahsettiğim alan burası. Buradan ısıyı bu odaya da veriyor arkadaşlar. Onu da bilgisini verelim. Bu alanda bir ebeveyn banyomuz. Ebeveyn banyomuzu da gösterir misin? Biraz küçük ama sadece bu odaya ait olduğu için, bu odaya özel olduğu için kullanışlı güzel bir ebeveyn banyosu diyebilirim. Yani sonra bu odadan devam edelim. Arkadaşlar henüz bitmedi dedim. Burada bir panjurumuz var. Bunun tesisatları henüz daha takılmadığı için açamıyorum. Arkada küçük bir balkonumuz var. O yüzden açamıyorum maalesef. Bu arada burada bir tane balkonumuz. Burada iki tane penceremiz var. Duvar renkleri antrasit renklerde. Burası biraz kahverenginin açık tonları, krem renkleri. Burada da turkuaz. Antrasit, turkuaz renkleri odalarda farklı farklı renklerin kullanılması gerçekten güzel olmuş. Tavanda da ayrıca beyaz ve yine krem renkleri kullanılmış. Yerler gri renklerinde laminat. Burada yine bir Fransız balkonumuz var. Ön cepheye bakan havuz alanına da bakıyor ayrıca. Tasarım olarak diğerleriyle aynı, burası da kat kalorifer sistemi var. Otomatik panjuru buranın da var. Yatak başlığı zaten bu tarafta. Komodin prizlerinden anlayacağınız üzere televizyon SCART girişi de var. Burası 135 bin euro. Yavaş yavaş bahçeye doğru gidelim. Hem giderken de biraz siteden bahsetmiş olayım. Konum olarak denize yaklaşık 1-1,5 kilometre civarındayız arkadaşlar. Sitede toplam 21 tane var demiştik. Burada çıkarken unuttuk, onu göstereyim. Arkadaşlar akıllı sistemde evden çıkış dediğimiz anda otomatik panjurlarımız iniyor bu şekilde ve ışıklar da kapandı. Işıklar da kapandı. Şöyle geçelim. Gel istersen. Peyzaj alanları şu anda yönetim kurulmadığı için tamamen hangisi hangi villaya ait onu diyemeyeceğim ama şu anda size göstermiş olduğum villanın sınırı buraya kadar. Büyük ihtimalle bundan diğer taraf o villaya ait olacaktır. Burada bir havuz alanımız var. Büyük bir havuz alanı. Şu anda bir küçük görünüyor olabilir ama karşıya geçersen burada bir şey göstereceğim. Buranın üstü kapatılmış. Üstüne doğal taşlar atılmış. Burası açılacak. İskenden sonra altına da strafor konulmuş şu anda. Burası açılacak. Büyük bir havuz alanımız var. 21 tane villaya sığacak büyüklükte. Zaten hani 21 villa sayısı çok diyebilirsiniz ama denize yakın olduğu için çok da havuzu kullanacağınızı düşünmüyorum o yüzden. Gel böyle diğer projeden satılık olan diğer iki taneyi daha gösterelim. Arkadaşlar bir tane de burada var. Bir tane de burada var şu anda. Bu diğer projelerden daha geniş ve yapım aşaması biraz daha geride. Bunlar ondan daha önce teslim edilecek tabii ki. Burası daha halen kaba aşamada. Ayrı mutfaklı ayrıca burası. İstersen ufak bir tur atalım, içinde bir gezelim. Burası salon alanı olacak. Buranın 10 milisini verelim. Burası giriş kattaki banyo, pardon tuvalet alanı, lavabo alanı. Burada bir mutfak, ayrı mutfağımız burada olacak. Onun bilgisini vereyim. Üst katta aynı tasarım. Üst kat diğer villalarla aynı tasarım. Burada üst kata çıkan merdivenimiz var. Dekor olarak da yine diğer villalarla aynı dekorda olacak. Yani malzeme olarak aynı malzemeler kullanacak. Bunun bilgisini verelim arkadaşlar. Şimdi diğer villada tam karşıdaki blokta. Orayı da yakınlaştır. Hatta oraya doğru gidelim. Gidelim hiç videoyu kesmeden. Direkt geçelim, hem aradaki mesafeyi de görmüş olsunlar müşterilerimiz. Dediğim gibi konum olarak şuradan kuş uçuşu zaten 1 kilometre civarında deniz. Sağ tur plajı dediğimiz alan. Ama tabii ki yoldan gittiğimiz zaman bu 1,5 kilometre civarına çıkacaktır. Bu blokta toplamda 4 villamız var. Buradaki villamızın fiyatı 125 bin euro. Ama
Arkadaşlar gerçekten ben buradan villa alacak olsaydım, eğer havuz takıntınız yoksa veya havuz istemiyorsanız, ben bu bloktan almayı tercih ederdim. Çünkü neden? Hem bloktaki bahçe alanları daha büyük ve bu blokta sadece 4 tane villa olduğu için daha sakin bir blok diğerlerine göre. Ama havuzu da ayrıca buradaki villalarda o havuzu kullanabiliyor. Onun bilgisini verelim. 125 bin euro. Şimdi bahçe kullanım alanı olarak buradaki çam ağaçlarından, diğer taraftaki çam ağaçlarını gösterir misin? Çam ağaçlarına kadar bahçe kullanım alanı bu villaya ait. Bu bloktaki de diğer üçü satıldı, sadece bu kaldı. İlk gösterdiğim villa, inşaat, kaba inşaattaki ve buradaki. Toplamda 3 villamız kaldı. Müteahhit firmamız da Didim'in köklü müteahhitlerinden, referansları çok. Buraya geldiğinizde siz de zaten tanıştığınızda referanslarını sizler de göreceksinizdir. Burası da zaten 3 ay civarında bir teslim süreci var. Fiyatları araştırın arkadaşlar. Didim'de eğer bir yer alacaksanız, gayrimenkul alacaksanız fiyatları araştırın. Fiyatları araştırıyorsanız da zaten gerçekten 125 bin euro veya 135 bin euroya villa bulamayacağınızı siz de görmüş olacaksınız. Dubleks daireler bu fiyat arkadaşlar. Artık 125 bin euroya dubleks daireler. O yüzden bence gerçekten burası fırsat. Bu arada buranın aşamalarından bahsedeyim. Burası buraya kadar. İskenden sonra büyütülecek. Ayrıca bu alanda buraya kadar büyütülecek. Onun da bilgisini verin, benim olduğum yere kadar. Burada şömine halen daha konmadı. Şömine bu tarafa konacak. Duvar buraya çekilince şömine buraya konacak. Giderleri de burada. Ayrıca bahçe kullanım alanı da buradan başlıyor. Çam ağaçlarının olduğu bölgeden başlıyor. Burada bir sürgülü kapı var. Bu da ön tarafa alınacak. Gerçekten çok güzel bir villa olacak. Bunun bilgisini verelim. Buradan girelim. Çelik kapı alanımız burası. Salon alanındayız. Sol tarafta mutfağımız var. Bu mutfak da tamamlanacak. Şömine o tarafa gelecek ama duvar alınacak o tarafa. Burası, bunlar üst kattaki lavabonun mobilyaları, çamaşır makinesini koyabileceğiniz. Bunlar üst kata alınacak. Bunlar ne diye eğer merak ederseniz. Bu tarafa akıllı sistem paneli gelecek. Akıllı sistemi kullanabileceğiniz paneller gelecek. Ama burası da ileriye alınacağı için şimdi konmayacaktır. Büyük ihtimalle alındıktan sonra tekrardan konacaktır. Üst kata çıkarken merdivende şöyle keşelerde ufak ufak kablolar var, görüyorsunuzdur. Bunlar led döşenecek altına. Basamak basamak açılacak bunlar. Yani hepsi birden açılmayacak. Basamak basamak yukarıya doğru açılacak. Çok güzel bir görüntü elde edeceğiz burada. Üst kata çıkarken şöyle bir antre alanımız var. Burada yine 3 tane odamız, ebeveyn banyomuz yok. Yalnız bu villada ebeveyn banyomuz yok. Burada bir ortak kullanım banyo tuvalet alanı var. Büyük. Diğer villaların banyo tuvaletlerine göre daha büyük alana sahip. Şöyle gösterirsem. Gelelim. İlk yatak odamızdan başlayalım. Burası aşağıda bahsettiğim şöminenin üst katı da ısındıracağı oda. Üst katı buradaki tesisatlar kurulduktan sonra şömineyi aşağıda yaktığınızda burayı da ısıtacak. Yerler laminat, televizyon SCART girişi var. Kat kalorifer sistemi buraya da çekiliyor. Burada bir Fransız balkonumuz var. Kapılarımız lake. Ayrıca yine diğer gezdiğimiz villadaki boya tasarımları burada da var. İki renk olarak düşünülmüş. Gerçekten çok da şık. Bu müteahhit firmanın genelde yaptığı projelerde bunlar var. Bunlar var. Burada bir balkon alanımız var. Şöyle geç istersen. Ayrıca otomatik panjurlarımız da gizli. Dışarıda. Yani kutuları dışarıda değil. Daha şık görünüme sahip oluyor. Burada alüminyum korkuluklarımız var. Antresi gri renginde. Güzel kullanışlı bir balkon alanımız var. Tekrardan odanın içine girelim. Bir Fransız balkonumuz var karşıda. Yerler laminat. Burası da son yatak odası. Bir Fransız balkonu var buranın sadece. Televizyon SCART girişi. İşte kat kalorifer sistemi burada yine var. Yerler laminat demiştik.
Ayrıca boya tasarımları burada da aynı şekilde iki tür boya kullanılmış. Aşağıya inelim, bahçede bitirelim. Tekrardan bir bahçeyi göstermiş olalım ayrıca. Evet, geldik tekrardan bahçeye. Dedim de artık yaz da başladı. Dediğim gibi havuzu o tarafta kullanabiliyor. Ayrıca burada yeni gördüm. Buraya da elektrik tesisatları çekilmiş. Bahçe duvarlarının üstüne de aydınlatmalar gelecek. Yani umarım bu fırsattan siz faydalanırsınız. Şu anda izleyen müşterimiz faydalanır. Arkadaşlar kalmıyor. 21 tane vardı. Proje henüz bitmeden 18 tanesi satıldı. 3 tanesinde hani en kısa sürede satılacağını düşünüyoruz. Çünkü 18 tanenin projeden satılması bir tesadüf değil. Gerçekten tesadüf değil. Çünkü gerçekten buraya gelip yerinde gören müşteri alıyor. Almadan çıkmıyorlar arkadaşlar. Almadan çıkmıyorlar. Bunun bilgisini vereyim. Eğer siz de buraya gelirseniz bir gayrimenkul, bir villa alma düşünceniz, niyetiniz varsa buraya geldiğinizde kesinlikle alacaksınızdır. Çünkü gerçekten kaliteli. Buraya geldiğinizde kendi gözlerinizle göreceksiniz. Dediğim gibi fiyatları 135 bin euro ve 125 bin euro. Burada tanıttığım 125, ilk tanıttığım 135. Kaba inşaattaki 135 miydi? 125. Evet, kaba inşaattaki de 125 bin euro arkadaşlar. Fiyatlar bu şekilde. Sizlerin de aklında olsun. Gerçekten fırsat alınca kazanırsınız. Burayı eğer oturmayacaksanız bile bir yatırım olarak da değerlendirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.